Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Büyükdedemden kalma Omega cep saatini tanıtacağım. Bu saat benim koleksiyonuma eklediğim ilk model ve ilk saat, hatta benim koleksiyon yapmama yardımcı olan saat de bu saattir. Bu saat hakkında size biraz bilgi vereyim. Bu saat yaklaşık olarak 80-90 yıllık bir saat. Porselen bir kadrana sahip. O yüzden de kadranın da sararma vesaire mevcut değil ve çok güzel kullanılmış bir saat. Hiçbir şekilde çatla vesairesi yok porselen kadranın da. Ben bu saatin mekanizmasına bakım da yaptırdım arkadaşlar. Birazdan size bu saatin iç mekanizmasını göstereceğim. Bu saatimiz gümüş bir kasaya sahip değil. Gümüş modellerinde arkasında kapağın iç kısmında baskı oluyor. 0800 ya da 0925, 0900 şeklinde gümüş olduğuna dair bir baskı oluyor. Bu modelimiz gümüş değil ne yazık ki. Dilerseniz size bu saatin mekanizmasını göstereyim. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz parça saat kapağı açma aparatıdır. Ama siz bıçak yardımıyla da saatinizin bu tarz saatlerin arka kapağını açabilirsiniz. Hatta kol saatlerinin de bazıları bıçak yardımıyla açılabiliyor. Daha sonra bununla ilgili de size uzun bir video yapacağım. Hani saat kapağı nasıl açılır, pil değişimi nasıl olur, bunlar hakkında daha detaylı bir bilgilendirme sağlayacağım size. Omega saatleri hakkında bilgi vermem gerekirse, bu saatler mekanizmalarını kendi markası üretiyor. Yani Omega kendisi üretiyor mekanizmalarını. Hani ETA'dan ya da Swatch Group gibi herhangi markadan satın almıyor mekanizmalarını. Dolayısıyla oldukça günümüzdeki modelleri epey pahalı saatler. Onu da size söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi mekanizmasını size göstereyim. Bak, bu saati açacağınız zaman ya da bu tarz saatleri herhangi bir tırnak bölümü olur. Hani bu bölümden bıçak yardımıyla ya da saat açma aparatınızı kullanarak saatinizi açabilirsiniz. Hani çizimlemesi adına yine bir poşet yardımıyla şu şekilde saatinizin önce ilk kapağını size şöyle göstereyim. Evet. Şu anda ilk kapağı açtım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu kısımdan. Evet, burada Omega'nın amblemini, arkada kasanın seri numarasını vesaire görebiliyorsunuz. Burada da ikinci kısım var. İkinci kapak var. İkinci kapağı da yeniden kapak açma aparatımı kullanarak açıyorum arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Evet. İkinci kapağımız da açıldı. Eğer saatiniz böyle bir cep saati inceliyorsanız, büyük dedelerinizden kalma, bu saatin gümüş olup olmadığını şu kasada ya da bu arka kapağın iç kısmında 0800, 0925 şeklinde görürseniz, bu kasanın komple gümüş olduğunu size gösterir arkadaşlar. Ama daha eski anahtar kurmalı ya da tırnak basmalı modellerde ise hani damga şekli daha farklıdır. Bu damgalarla ilgili de size ayrı bir video çekeceğim. Oradaki damgaların anlamlarını, ne anlama geldiğini, saatinizin nerede üretildiğini hepsini bu damgalardan anlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu şekilde sarı bir makinesi var saatimizin. Oldukça hoş bir makine. Şurada gördüğünüz bölgeler oksitlenmeye başlamıştı. Ben bunu kendi saatçime çok güzel bakımını yaptırdım. Balansında alt kısmında gördüğünüz gibi 38.5 LT1 kodu taşıyan bir makineye sahip. Daha yeni modellerinde Omega'nın şu kısımlarda ya da bu kısımlarda Omega sembolünün altında mekanizmanın numarası yazar, hangi mekanizma kullanıldığı yazar. Ve en önemli kısımlardan biri de burada gördüğünüz seri numarası arkadaşlar. Bu seri numarasından bu saatin hangi yılda üretildiğini anlayabilirsiniz. Aynı şekilde Hamilton, Tissot, Longines, bu model saatlerin eski üretimleri de mekanizmalarını kendileri üretmekteydi ve aynı şekilde seri numaraları mevcuttu. Ve bu seri numaraları üzerinden saatinizin hangi yıl üretildiğini bulabilmekteydiniz. Birazdan size arkadaşlar buradaki koda iyi bakın. Bu koddan hangi yıla ait olduğunu size göstereceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi size büyük dedelerinizden kalma ya da antika seven arkadaşlar için ya da elinizde bulunan herhangi bir kurmalı cep saatinin ya da kol saatinin balans ayarını nasıl yapacağınızı size anlatacağım. Eğer elinizde büyük dedelerinizden kalma ya da kendinize ait herhangi bir saatiniz varsa bu şekilde kurmalı bir makineye sahip. Eğer 2 dakika ya da 3-4 dakika civarı ileri ya da geri kalıyorsa saati de kendiniz ayarlayabilirsiniz kolaylıkla. Yapmanız gereken tek şey saatinizi arka kapağını benim gibi açıp şurada fast slow yazan kısımlar vardır. Bu balansınızın hızını kontrol eden parçadır. Bunu fast'e doğru ittiğinizde küçük adımlarla balansınız daha hızlı döner ve süreyi daha hızlı ayarlar. Slow'a aktardığınızda da daha yavaş döner ve böylelikle ileri geri sapmayı düzeltmiş olursunuz. Ama bu çok hassas bir parçadır. Hani dediğim gibi kendiniz yapamayacaksanız veya süre sapması fazlaysa bunu kesinlikle saatçide yaptırmanızı öneriyorum. Şu anda benim bu saatim 24 saatte 2 dakika civarı geri kalmakta. Ben o yüzden buradaki parçayı biraz feste doğru çekeceğim arkadaşlar. Siz de buradan görebilirsiniz. Çok az kaydıracağım. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi feste doğru kaydırdım. Bu kadarcık kaydırma 2 dakikalık sapmayı düzeltecektir. Aynı şekilde eğer kurmalı bir saatiniz varsa büyük dedelerinizden kalma olabilir ya da size ait olabilir. Bu saatleri her gün kurmanızı size tavsiye ederim. Çünkü kurmadığınız ya da köşede sakladığınız takdirde içerisinde bulunan yağları kuruyacaktır ve kuruduğu zaman da saatiniz verimsiz çalışacaktır. Hani bu eğer saklamayı düşündüğünüz bir saatse, özellikle manevi değeri çok olan bir saatse daha da önemlidir. Hani mekanizmanın içerisindeki yağlar kuruyacakken, oksitlenecekken siz saatinizi aktif bir şekilde çalıştırmaya devam ettiğiniz için bu süre daha geç olacaktır. Hani bakım süresini geciktirmiş olacaksınız. Böylelikle saatiniz daha uzun ömürlü saklamış olacaksınız. Dolayısıyla böyle bir saatiniz varsa muhakkak bakımını yaptırın arkadaşlar. Çok gözükmüyor. Işıktan size şöyle göstereyim. Burada dediğim gibi İsviçre bir saat. 15 taşlı bir mekanizmaya sahip. Buradan da şöyle netleyip size göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir hususta eğer antika saat merakınız varsa ve bu tarz bir saat alacaksınız. Markası hiç önemli değil. Kurmalı olabilir, otomatik olabilir. Mekanik bir saat almayı düşünüyorsanız satın almadan önce size verebileceğim tavsiyeler. Eğer saatinizin içine bakma şansınız varsa muhakkak bakın arkadaşlar. Bu balans kısmı saatin kalbidir. Balansı şöyle yan çevirip sağa sola yukarı aşağı yalpa yapıyor mu? Direği iyi mi? Sağlam mı? Değil mi? Diye muhakkak kontrol edin. Eğer saatin kasasını açamıyorsanız, satıcı buna izin vermiyorsa, saatinizi kapalıyken kulağınıza dayayıp yukarı, aşağı, sağa, sola şeklinde kafanızı hareket ettirerek düzgün çalışıp çalışmadığını muhakkak kontrol edin. Ve saati almadan önce en az bir yarım saat satıcının yanında bekleyin ya da satıcıyla muhabbet edin ki saatiniz sapma yapıyor mu, düzgün çalışıyor mu, bunu anlamış olursunuz. Ve muhakkak saatinizi ayarlayın. Yanında kurmalıysa kurun. Otomatikse sallayıp düzgün çalışıyor mu içindeki parçaları, bunu kontrol edin. Evet arkadaşlar, şu an ayarını yapmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi bakımı da yapılmış. Oldukça orijinal bir saat. Şöyle de göstereyim. Hani dediğim gibi gümüş olanların da içlerinde baskı oluyor. Şimdi saatimizi kapatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elle kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Ama yeni saatlerde özellikle suya dayanıklı olan dalgıç saatlerinde bu şekilde bıçakla açılan modellerinde pres makinesi vardır. Onunla kaparsınız. O makine bende de mevcut. İlerleyen videolarda bunu size de anlatacağım. Ama eski bir saati açtığınızda ya da çok su geçirmezlik seviyesi yüksek değilse kendiniz elinizde sıkıca bastırıp kapatabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, saat nasıl kurulur bunu da size anlatmıştım yine. Pobeda saatimizdeki gibi ileri geri hareketlerle saatimizi kurabiliyoruz. Dediğim gibi çok aşırı kurmanızı önermem. Bunu kendi elinizde de hissedebilirsiniz arkadaşlar. Saatinizi kurarken kurma kol sertleşmeye başladığı anda çok fazla zorlamayın. Zembereyi kırabilirsiniz. Herhangi başka dişlere zarar verebilirsiniz. Hani bunu yapmayı engellemek için, hele de eski bir saat kullanıyorsanız, aşırı kurmamaya özen gösterin ve dakik gitmesini istiyorsanız da her gün aynı saatte yaklaşık olarak kurmaya özen gösterin arkadaşlar. Dediğim gibi hani özellikle bu tarz marka Omega olabilir, Longines olabilir, Zenith olabilir. Hani bu tarz saatleriniz varsa bunları kıymetli saatlerde iyi koruyun, iyi muhafaza edin. Antika saatlerde özellikle kadranın temiz olması, makinenin temiz olması çok önemlidir. Antika saat almadan önce dediğim gibi balansın hassasiyetini kontrol edin, muhakkak kontrol edin. Yalpa yapıyorsa direğinde problem vardır ve saatiniz düzgün çalışsa bile verimli olmaz ya da düzgün çalışmaz. Dolayısıyla balansını muhakkak kontrol edin. Saati almadan önce dediğim gibi kulağınıza yaslayıp yukarı aşağı sağ sol farklı şekillerde saatin düzgün çalışıp çalışmadığını dinleyin, kontrol edin. En az bir 20 dakika yarım saat saatinizi zaman tayin almadan önce düzgün çalışıp çalışmadığını görün. Aynı şekilde muhakkak bir saat almadan önce buradaki tepeyi çekip saatiniz düzgün ayarlanıyor mu, ayarlanmıyor mu? Akrep yay kovan sabit mi, sallanıyor mu, sallanmıyor mu? Buna da muhakkak bakın. Hani bazen eski saatlerde olabiliyor, işte yerinden çıkmış olabiliyor ya da oynamış olabiliyor. Akrep yay kovan düzgün çalışmıyor. Hani bunu da kontrol edin. Ve hani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.